Gagam sizinkinden farklı, dermiş o kartal. Ama onu hemen sustururlarmış tavuklar, baskıyla. Sen tavuksun, bunu böyle kabul et, bunu böyle bil, derlermiş diğer tavuklarda. Bir gün tavuklarla oyun oynarken çiftlikte, gökyüzüne bir bakmış ki bir grup kartal özgürce uçuyorlar. Özgürlük, düşünsenize. O yukarıda uçan kartalların gözleriyle bakın gökyüzüne. Aman Allah'ım, demiş o kartal yavrusu. Ne güzel de uçuyor bu kartallar. Ben de onlar gibi uçmayı çok isterim, demiş o kartal yavrusu. Etrafındaki tavuklar da bu cümleyi duymuşlar ve hepsi de hep bir ağızdan kahkahayla kartal yavrusuna gülmüşler. Onu ayıplamışlar. Ona şunu söylemişler. Sen bir tavuksun. Tavuklar da uçamaz, demişler. Ama ne yapsın o kartal yavrusu? Tavukların baskısından dolayı o da aynı tavuklar gibi davranıyor. Pisliklerin içerisinde, çamurların içerisinde yem bulursa yem yiyor. Bulamazsa solucan yiyor. Ne varsa onları yiyor ayağın altında. Bazen kendi pisliğini de yiyor. Ezilmiş sürekli. Sürekli inandırılmış tavuksun diye. Küçük kartal bazen gökyüzüne bakıyor. Uçan kartallar gibi uçmak ve özgür olmak istiyor. Ne zaman bu düşüncelerini ailesine açsa, arkadaşlarına açsa, ona yine ne diyorlar? Sen tavuksun ve tavuk olarak kalacaksın. Sen uçamazsın. Sen yapamazsın. Bırak bu hayalleri. Unut bu hayalleri. Sen tavuksun. Zamanla bu küçük kartal artık bu düşünceyi tavukların ona söylediği bilinçaltı programını ne yapmış? Kabul etmiş. Hayal kurmaktan vazgeçmiş. Ve artık hayatını bir tavuk olarak yaşamaya karar vermiş. Öyle karar vermiş ama sonra aşağı tavukların arasına bilge bir kartal inmiş. Ve kanatlarını bir açtığında 2 metre boyunda kanatları varmış. Sonra o yavru kartalın yanına gelerek ona ders vermiş. Senin ne işin var tavukların arasında? Ne dolaşıyorsun bu tavukların arasında? Sen daha fazlasını hak ediyorsun. Sen solucan yemekten daha fazlasını hak ediyorsun. Sen bu kanatlarınla uçabilirsin aslında, demiş. Kartal yavrusu demiş ki, ya ben tavuğum, demiş. Bana bunu böyle söylediler, bana böyle öğrettiler. Ben uçamam. Kanatlarım büyük olsa da uçamam. Çünkü bana sürekli sen tavuksun dediler. Ve ben uçamam, demiş. Kartal yanında getirdiği et parçasını kartal yavrusunun ağzına sokmuş. Kartal yavrusu o etin tadını alınca birden vücudunda bir değişiklik olmuş. Bütün kılcal damarlarına kadar enerji dağılmış ve birden canlanmış. Kanatlarını açarak birkaç denemeyle gökyüzüne havalanmış. Ve yanındaki seni inandırmışlar. Yıllarca senin tavuk olduğunu sana söylemişler. Senin bilinçaltını programlamışlar. Ve sen yıllarca zamanını o tavukların arasında geçirdin. Artık uçma zamanı. Bak şöyle bir ufuklara. Bırak kendini gökyüzüne. Bırak kendini rüzgara. Rahmet rüzgarına teslim ol. Bak sen şöyle bir etrafa, demiş ona. Ve o kartal yavrusu hayatın tadını almaya başlamış. Atalarımız ne güzel söylemiş. Üzüm üzüme baka baka kararır. Nasıl üzüm üzüme baka baka kararıyorsa insanoğlu da öyle. Çevresindeki insanlara benzemeye başlıyor. Araştırmalara göre sen en çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın. Yani atalarımızın dediği gibi, söyle bana arkadaşını, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Veya yine ne güzel söylemişler. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Değerli arkadaşlar, binlerce örnek var aslında. Bunlara bakacaksın. Senin ayak bağın bunlar genellikle. Sen sürekli kaybeden insanların yanında bulunursan, kurban rolünü üstlenmiş, mağdur zihniyetiyle beyni programlanmış insanlarla sürekli oturursan,
sen de onlara benzeyeceksin. Senin beynin de onların beynine benzeyecek. Eğer onlar bir türlü başarılı olamıyorlarsa, sen de onlarla takıldığın için başaramayacaksın. Eğer gerçekten başarmak istiyorsan, hedefine ilerlemek istiyorsan, o zaman en çok görüştüğün veya seyrettiğin, örnek aldığın o 5 kişiyi doğru seçeceksin. İlk adımın bu. Yani bu konuya önem vereceksin, değer vereceksin. Mesela ne istiyorsun? Başarılı olmak istiyorsun, değil mi? Huzurlu bir aile istiyorsun. O zaman gerçekten orada bulunan bir insanı internetten takip edebilirsin. Veya o kişinin fikirlerini alabilirsin. Onu mentor olarak, onu örnek olarak kabul ettiğin zaman zaten onunla görüşüyorsun demektir. Yani yanında olmasa bile, onu takip etmen bile veya onu örnek alman bile yeterli. Yavaş yavaş değişim başladı sende. Daha başarılısın, huzurlusun, mutlusun. Senin karakterin baskın olmaya başlayınca, yani sen kendini geliştirdikten sonra da en çok görüştüğün o hani puanı düşük olan insanlar vardı ya senin hayatında daha önceden, onların levelini de yükseltebilirsin. Onları da güçlendirebilirsin. Çevrendeki insanlara da bu şekilde yardımcı olabilirsin. O sana bağlı. O senin elinde. Etrafındaki o 5 kişiyi seçmek senin elinde. Mesela şu anki sen ta dünyaya gelmeden 9 ay 10 gün önce anne ve babanın başlattığı iyi niyet veya kötü niyet ile başladığı programdan oluşuyorsun. Yani bu zamana kadar seni nasıl kodladılar çevrendeki insanlar, ondan oluşuyorsun. Bununla beraber şu anki sen, seyrettiğin diziler, seyrettiğin haberler, konuştuğun çevrendeki insanların sana yüklediği programlardan oluşuyorsun. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Koy beyaz tayın yanına ya huyundan ya suyundan demiş atalarımız. Söyle bana arkadaşını, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani hangi konularda nasıl programlandın? İşte doğru soru bu. Peki çözüm ne? Şu anda bir şeyler yaşıyorsun, bir sıkıntılar yaşıyorsun. Aile konusu olabilir, meslek konusu olabilir, sağlık konusu olabilir, finans konusu olabilir. Kendi kişiliğinle olan sorunlar olabilir. Bunların asıl sebebi nedir? Bunu bulmak çözüm. Yani kaynağı nedir? Nereden geliyor? Dedenin yediği ekşi erik torunun ağzını ekşitir. Acaba senin deden ne söyledi? Veya annen, baban, ablan veya abin seni nasıl programladı? Veya öğretmenin veya çevrendeki insanlar seni nasıl programladı? İşte onu bulman lazım. İnsanoğlu da öyle. Çevresinde birçok şey oluyor. Gürültü, şamata, patırtı, dikkatini bozan, kişinin öncelikleri var. İşte bu önceliklerine ilerlerken, hedeflerine ilerlerken geçmişte yaşadıkları dikkat bozucu birçok şey var. Ve insanoğlu at gözlüğü takmazsa eğer, hedeflerine fokuslanmazsa, etrafta olan bitenlerle onu öne götürmeyen, onu meşgul eden, onun hayatını israf eden, onun hayatını ziyan eden, çevresinde işe yaramaz konularla meşgul oluyor. Ve geçmişte yaşadığı haksızlıklar, yaşadıkları sıkıntılara odaklanıyor ve ilerleyemiyor. O yüzden insanoğlu çok arzu ettiği o hedefine genellikle ulaşamıyor. Eğer sen arzuladığın hedefe ulaşmak istiyorsan, o zaman seni meşgul eden, seni geriye götüren, seni ileri götürmeyen, boşa enerji harcamana sebep olan, enerji hırsızlarından, zaman hırsızlarından kopmak için bir çeşit kendine at gözlüğü takman gerekiyor. Sadece o arzu ettiğin hedefleri gündemde tutman gerekiyor. Onlara öncelik vermen gerekiyor. Onları konuşman gerekiyor.
Sadece oraya fokuslanman gerekiyor. O zaman oraya odaklanırsan geçmiştekileri veya sağında solunda seni ileri götürmeyen o mala, yani gereksiz olan o meşguliyetten kurtulmuş oluyorsun ve arzuladığın hedefe fokuslanıp arzuladığın hedefe ulaşıyorsun. Kazanmaya odaklanıyor. Kaybetmeye değil. Şöyle de anlatabilirim. Değerli arkadaşlar, bir insan, bu kişi kilo kaybetmeye odaklanırsa, kilo kaybetmek istiyorum, kilo vermek istiyorum, kilom azalsın, kilo, 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 sadece buraya odaklanırsa, bütün enerjisini buraya odaklarsa ne olur? Gündemde tuttuğu neyse o büyür. Kişi bir türlü kilo verse de tekrar yoyo efekte kilosunu tekrar alır. Niye? Çünkü buraya odaklı. Peki, kaslarımı çoğaltayım, kas kazanayım diyen bir insanda kasları çoğalır. Kasları çoğalan kişinin de zaten kilosu azalır değerli arkadaşlar. Yani şuraya gelmek istiyorum. Sen nereye odaklanırsan hayatında o büyüyor. Yüzlerce kurbağa oraya çıkmaya çalıştı. Onlar başaramadılar. Sen nasıl oraya çıktın diye soru sorduklarında cevap vermiyor. Bu sefer soranlar diyor ki ya hemen de şımardı. İyi ki kazandın yani. Ödülü aldın, bizi de tanımıyorsun diye yorum yaparken yarışmada birinci olan kurbağayı tanıyan başka bir kurbağa diyor ki birinci olan kurbağa sağır, duymuyor. Yani sizin soruları duymadığı için size cevap vermiyor. Dolayısıyla üzülmeyin, darılmayın, kırılmayın. Yani bu duymuyor, duymadığı için sizin sorularınıza cevap vermiyor deyince o zaman soru soranlar işin sırrını anlıyorlar. İşin sırrı şu, binlerce kurbağa yorum yaptığında yapamazsın, çıkamazsın, oraya çıkmak mümkün değil cümlelerini bu sağır kurbağa duymamış, duymadığı için önündeki işe odaklanmış, yarışmaya odaklanmış ve tepeye çıkmış, kazanmış. Olumsuz cümleleri duymadığı için kazanmış. İşin sırrı bunun olduğunu anlıyorlar. Hani filozof insanlar var ya, sürekli filozofluk yapar, felsefe yapar, edebiyat parçalar, ağzı laf yapar ama bir adım ilerleyemez. Hani söylediklerini uygulamayan tipler var ya, işte onun gibi kara bulutlar da odur değerli arkadaşlar. Senin hayatında sürekli laf varsa, sürekli kafanda düşünceler seni meşgul ediyorsa, o zaman hayallerine ulaşamayacaksın demektir. Sen bu zamana kadar birçok şey denedin zaten. Olmadı, olmayacak. Ben sana söylüyorum. Kara bulutlar var çünkü arada. Göremeyeceksin, hayallerine ulaşamayacaksın. Kafandaki düşünceler, felsefe yaptığın müddetçe, sürekli her konuda yorum yaptığın müddetçe, sürekli her konuyu bildiğini zannettiğin müddetçe, bilgiçlik tasladığın müddetçe bir cacık olmayacak. Açık konuşuyorum. Bu sana ağır gelebilir. Çünkü bu kara bulutlar aynı zamanda egodur, kibirdir, bencilliktir. Ben biliyorum hocam, ben 5 üniversite bitirdim. Ben doktoramı yaptım. Hocam o anlattıklarının hepsini biliyorum, hepsini uyguladım dediğin müddetçe bir şey olmayacak. Bardağını boşaltmadan içine bilgi koyamazsın. Bardağını boşaltacaksın, egoyu kenara atacaksın. Nefsini bir tarafa at. Bildiğini zannettiğin her şeyi kenara at. O zaman başarırsın. O zaman hayallerini görür ve hayallerine o zaman ulaşırsın. Yoksa ot gelir, saman gidersin. Hedefine ulaşamazsın. Şu sözü iyi hatırla. İstersen not al, birkaç kere oku, o zaman anlayacaksın. Kafandaki düşünceler azaldıkça ilham kapıları açılır. Bilinç altından o zaman bilgiler gelir, çözümler gelir. O zaman görmeye başlarsın. Kendini tanıyarak, içindeki çocuğu karşına alarak onunla barışman gerekiyor. Onu bilmen gerekiyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. İsraf olmasın. Hadis-i şerif bu.
İlim, ilmi bilmektir. İlim, kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Sadece zaman israfı. O yüzden kendini tanıman, bilmen gerekiyor. Kendinle barışık olman gerekiyor. Dışarıdaki insanlarla barışmadan önce, ilk önce içindekiyle barışman lazım. Sen eğer yıllardan beri o seni içinde sürekli bekleyen çocukla karşılaşmadıysan, onunla barış anlaşması yapmadıysan, sürekli onu suçladıysan, o küçük çocuğun sırtına ağır yükler yükleyerek ortadan kaybolduysan, o zaman kendinle barışık değilsin demektir. Ve iki yakan bir araya gelmeyecektir. Çünkü o çocuk sürekli önüne engel koyacak. Sürekli mızmızlanacak. Şimdi sana ne yapman gerektiğini anlatacağım. Yani çözüm noktalarını anlatacağım. 1. Kendini tanı. Kendine odaklan. Kırık kiremiti bul. 2. Bulduğun kiremiti değiştir. Kişisel gelişim yap. Problemi çöz. 3. Kendine değer ver. Kendine saygın olsun. Özüne saygın olsun. Kendine yatırım yap. Kendine zaman ayır. Kendine odaklan. Başkalarını suçlamayı bırak artık. Şu anda yaşadığın ne varsa hayatında, onların sorumlusu annen, baban, kardeşin, abin, ablan değil. Artık bırak onları suçlamayı. Sen problemlere değil, çözümlere odaklan. Sorumluluk alarak çözümlere odaklan artık. Çünkü hayatın sorumlusu sensin. Sen hesap vereceksin yarın ahirette. Son olarak da artık harekete geç. Vakti geldi. Ömrünü zayi etmek yok. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın hadisi şerifini kocaman yaz ve sabah akşam o hadisi şerifi oku. Dünyanın en başarılı insanları Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, bunların senden farkı ne? Çok zeki olmalarına. Farkı ne biliyor musun? Sadece harekete geçtiler, o kadar. Harekete geçip eylem yaptılar, yani hareket ettiler, hareket edip çalıştılar, gayret gösterdiler. Birilerini suçlamadılar onlar. Televizyon başına Netflix izlemediler, harekete geçtiler, o kadar. Sen de başaracaksın, ben sana inanıyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar izliyorsan, buraya kadar geldiysen başaracağına inanıyorum. Yani kendini geliştireceksin, kendine zaman ayıracaksın 5-10 dakika. Kendi gelişimin için, dönüşümün için, değişimin için bir şeyler yapacaksın. Sen güçlendikten sonra, yani oksijen aldıktan sonra, enerjini aldıktan sonra da çevrendeki insanlara yardımcı olacaksın. Sen güçlü olursan o zaman çevrendeki insanlara faydan olur. Eğer kendine değer vermez, tükenirsen, kurursan o zaman kendine de faydan olmaz, başkalarına da faydan olmaz. Dolayısıyla ilk önce kendine değer vererek kendini tanıyacaksın. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Hedefim nedir? Eksiklerim nelerdir? Yeteneklerim nelerdir? Beni tutan şeyler, blokajlar, ayak bağlarım nelerdir? Bunlardan nasıl kurtulurum? Ve yeteneklerimi nasıl kullanırım? Bu yönde dönüşüm, gelişim ve değişim için kendine artık değer vermeye başlamalısın. Eğer kendini tanıyamazsan, kendini değiştiremezsen, dönüşüm yapamazsan, güçlenemezsen, ayağa kalkamazsan o zaman çevrendeki insanlara da faydan olmayacak ve zararın olacak. Kurban rolüne düşeceksin. Mağdur zihniyeti oluşacak sende. Sürekli ilgiye ihtiyacın olacak. Sürekli başkalarının arkasından koşmak zorunda kalacaksın. Öyle ortada kalacaksın. Kendini tanıyamayacak ve kendine yabancı bir insan olarak sana kimse değer vermeyecek. Bunun sorumlusu ama başkaları değil. Bunun sorumlusu sen kendinsin. Çünkü sürekli erteledin. Harekete geçmedin. Patinaj çektin. Tekerlek hep aynı yerde dönüyor. Tamam, artık kulağımı kapatacağım. Sağır kurbağa hikayesini de izledim daha önceden videoda. Önüme bakacağım. At gözlüğü takacağım. Kimsenin fikri benim için önemli değil. Ben artık kendimi geliştireceğim. Dönüşümüm için, gelişim için değer vereceğim artık diyorsan artık harekete geç. Hemen vakti geldi. Ömrünü israf etmeyi bırak. Sen kendine değer vermezsen eğer,
Sana başkaları neden değer versin? Bir düşün, bu soruya cevap ver. Sen eğer kendine değer vermeyip kendine yatırım yapmazsan, girip tencere takımına daha fazla para ödersen veya arabanın lastiklerine, jantlarına bütün paranı yatırırsan, bir düşünsene, senin o tencere takımı kadar değerin yok mu? Bir düşünsene, eğer araba jantı aldıysan çok güzel görünsün diye, o araba jantları kadar değerin yok mu? Bir düşün. Sen kendine değer vermezsen başkaları sana neden değer versin? Arsaya, tencere takımına veya daireye, araba jantına para gömeceğine kendine yatırım yap. Çünkü bilim adamları yıllardan beri yaptıkları araştırmalara göre en iyi yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. En hızlı karı insan kendine yatırım yaptığı zaman o kar gelir diye bunu ispatladılar. Zaman geçiyor, zaman ilerliyor. Yıllardan beri uğraşıyorsun, çaba gösterdin ama olmuyor. Sonra oturuyorsun bir yerde, düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun, dalıyorsun. Yok. Yine bir çare yok. Çünkü o etrafta oluşan o dairenin ne kapısını görebiliyorsun, ne camını görebiliyorsun. Hiçbir şey yok. Sonra bir yerden ses geliyor. Zil çalıyor sanki. Seni birisi uyandırmaya çalışıyor benim gibi. Hadi diyor. Hadi diyor. Artık harekete geç. Bir şeyler yap. Senin o dairenin kapısı var diyor sana. Senin de o potansiyelin var. Senin de o hakkın var. Sen sadece doğru bakman lazım. Potansiyelini kullanırsan o daireyi malikaneye, köşke çevirebilirsin diyor. O sesi duyuyorsun. Belki benim videolarımdan etkilenerek. Sonra sakince o dairenin etrafına dolaşırken bir bakıyorsun ki kapı var. Yani çözüm var. Çıkış kapısı var. Görmeye başlıyorsun ve yıllardan beri o kapıyı görmemiştin. Yanındaydı ama görmemiştin. Umutlanıyorsun, heyecanlanıyorsun. Tamam diyorsun, bir çıkış yolu var. Kapıyı buldum. Kurcalıyorsun, açılmıyor kapı. Anahtara ihtiyacın var. Bu sefer yine bir tatlı telaşe, bir heyecan kaplıyor seni. Böyle etrafta ararken bir bakıyorsun ki cebindeymiş o anahtar. Yıllardan beri duruyormuş. Sadece söyleyen yokmuş bu zamana kadar. Öyle düşün. Ama ben sana söylüyorum, var o anahtar sende. Dolayısıyla artık vakti geldi diyorum ben sana. Harekete geç. Tek başına belki olmuyor. Çünkü seni uyaran dışarıdan sesler seni uyandırıyor. O seni harekete geçiriyor. Belki benim videom seni harekete geçiriyor. Belki tek başına yapamazsın. Biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımızın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını kendileriyle tanıştıktan sonra nasıl değiştirebileceğini onlara gösteriyoruz. Ve ondan sonra arzu ettikleri başarıya ve huzura kavuşuyorlar. Zirveye çıkmış insanlar genellikle danıştıklarından dolayı zirveye çıkmışlar, başarılı olmuşlar. Biz de değerlendirir, biz de hayatımıza yansıtırsak o zaman biz de doğru insanlara danışmış oluruz. Biz de onlar gibi zirveye çıkabiliriz. Biz de o zaman A noktasından B noktasına hızlı bir şekilde gelebiliriz. Ben herkese söylüyorum, danışın. Ama kimlere danışın? Biraz sonra sayacağım kişiye danışın. Aksi halde ne olur? Aksi halde zararlı çıkarsınız. Ondan sonra ömür boyu bedeller ödersiniz. Bedeller ödememek için doğru kişilere danışmamız gerekiyor. Büyük sıkıntılar yaşamamamız için ne yapacağız? Doğru insanlara danışacağız, onlara soracağız. Şimdi bu insanlar kimlerdir? Danışacağımız kişilerin profilleri nelerdir? Birincisinden başlayalım değil mi? Danışabileceğimiz insan, kişi ne olmalı? O işin erbabı olmalı, tamam mı? Hangi konuda danışacaksak o işin erbabı, ustası olmalı, tecrübeli olmalı, o konuda deneyimli olmalı. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bu kişilere danışmalıyız. Bu çok önemli. Bunu anladık değil mi? Birincisini anladık. Şimdi gelelim ikincisine. Olumlu olan insanlara. Artı, yani vicdanını, aklını, mantığını aynı gemide taşıyan insanlara ne yapacağız? Danışacağız. Anlatabiliyor muyum? Demek ki ikincisi neymiş? Olumlu insanlarmış.
aynı zamanda kalbini ve aklını, mantığını aynı gemide taşıyan insanlara danışacağız. Üçüncüsü şu, birinci derecede yakının olmayanlara. Çünkü birinci derecede sana yakın olan insanlar genellikle istatistiklere göre %98'i ne yapar? Seni korumak istediğinden dolayı, aşırı derecede kollamak istediğinden dolayı sürekli frene basar. Sen yapamazsın. Eller yapma, dokunma gibi sürekli zaten biz 18 yaşına kadar ne duyduk? En yakın kişilerden istatistiklere göre 144 bin ile 180 bin arasında olumsuz hipnoz, telkin kelimeleri söylediler bize ve bizi hipnoz ettiler. Yapamazsın, başaramazsın, elleme diyerek bizi sürekli ne yaparlar? Frenlerle. Aşırı tedbirli değil, tedbirsiz de olmamalı. Normal derecede tedbirli insanlara soracağız. Bu dördüncüsüydü. Şimdi gelelim beşincisine. Rızık endişesi olmayan, helal süt emmiş insanlara. Anlatabiliyor muyum? Helal süt emmiş insanlara. Hani derler ya, helal süt emmiş insan olsun. Anlatabiliyor muyum? Dürüst insan olsun. Şimdi biliyorum, içinizdeki ördek, içinizdeki tavuk, içinizdeki vesvese veya neyse artık, bu ne diyordur? Ya hocam, dürüst insan mı kaldı? Arzu eden bulur. Sadece aramasını bileceksiniz, bulursunuz. Arayan bulur. Her şeyi bulur. Belasını da bulur, mevlasını da bulur. Şimdi gelelim altıncısına. Bu kişilerde o işi öğrenip de belli bir noktaya gelip bu işi profesyonel manada öğreten insanlara veya şirketlere danışacağız. Bunlar kim olabilir? Mercedes'ten örnek vereyim. Bunlar ne yapmışlar? Belli bir yere gelmişler değil mi? Bunlar profesyonel bir 120 veya 130 senelik bir firmalar bunlar değil mi? Bu insanlar ne yapıyorlar? Bunlar öyle bir duruma gelmişler ki artık tecrübelerini öğretiyorlar. 3,5 sene Ausbildung diyorlar. Yani burada meslek yapıyorsunuz. Onlar size normal maaşın 3'te 1'ini veriyorlar. Sizi 3,5 sene çalıştırıyorlar. Onun karşılığında size ne veriyor? Size bir şey öğretiyor. Sizi A noktasından B noktasına götürecek teknik ve yöntemler öğretiyor. Profesyonel firmalara danışmak gerekiyor. Bu işi bedel ile öğreten insanlara. Örneğin ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben 18 yaşında liseyi bitirdiğimde Almanya'ya gelmek için 3-4 ay beklemem gerekiyordu. Bu zaman zarfında benim mentorum o zaman benim kuyumcuda çalışmam için organizasyonlar yaptı. Ben 3 ay boyunca Zeytinburnu'nda sabah 9'dan akşam 6'ya kadar kuyumcuda ne yaptım? Bir işçi gibi çalıştım. Emek harcadım. Kuyumculuğu öğrendim o zaman. Peki para aldım mı? Hayır, para almadım. Ama bunlar benim bedelimdi. Yani ben emeğimi verdim. Karşımda o kuyumcu abimiz bana ne öğretti? Kuyumculuğu öğretti. Ta detayına kadar. 3 ayda Pareto prensibiyle ben o zaman da bu teknikleri öğrenmiştim ve uyguluyordum. 3 ayda bir kuyumcunun öğrenebileceği her şeyi öğrenmiştim. Ve 18 yaşında buraya geldiğimde firma kurmuştum, şirket kurmuştum ve 21 sene boyunca mücevherat, kuyumculuk konusunda ekmek yedim, ailemi geçindirdim ve çok başarılı bir yere getirdiğim şirketi bu eğitimlerden dolayı, bu mesleğimden dolayı devretmek zorunda kaldım. Çünkü zaman yetmiyordu onun için. Ondan dolayı demek ki ne yaptım? Uzmandan öğrendim ve 21 sene ekmek yedim o işten. 21 sene ve çok başarılı yerlere gelmiştim. Çok ünlü bir web sayfamız vardı. Sadece web sayfasını, sadece ismini çok büyük bedellerle devretmiştim. Yani o kadar değerliydi. Ondan dolayı değerli sevgili arkadaşlar, bu işte başarılı insanlardan öğrenebilirsiniz. Ama bedel ödeyerek, tamam mı? Eğer bedelsiz öğrenmeye çalışırsanız o size ne yapacaktır? Çürük elmaları verecektir. Size çürük olanları anlatacaktır. Size tam işin sırrını anlatmayacaktır. Ama bedelini öderseniz Mercedes, BMW veya hangi firma olursa olsun o adamlar size ne yapacak? Çok iyi şekilde sizi yetiştirecekler. Sizi usta haline getirecekler. Tabii bir sürü sıkıntılar yaşadım. Onu da söyleyeyim. Yani bir kere hiç unutmuyorum. Ben evlendiğimde eşimle bir yıl geçti aradan. Neyimiz varsa bir yıl sonra hepsini kaybettik.
Yani evimizde bütün mobilyalar, evimiz yandı. Yani evimiz yanınca hiçbir şeyimiz kalmıyor. Ne kılık kıyafetimiz, hiçbir şey kalmıyor. Hiç unutmuyorum. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Sigortamız da yoktu. Şimdi sigortamız olsaydı ne yapardı sigorta? Bunları öderdi değil mi? Ama hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir gecede fakirleştik. Sıfıra indik. O zaman gençtik daha. Yeni evlenmiştik zaten. Bir yıllık evliydik. Hani ticarette, o kadar ticaretle uğraşıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Onlar hepsi gitti yani. Hepsi gitti. Ve hiç unutmuyorum. Evim, tekrar dairemiz restore edilmişti. Edildi. Sadece halı var. Başka hiçbir şey yok. Hanımla yan yana sırtımızı duvara dayamıştık. Elimde bir kağıt var, bir kalem aynı şimdiki gibi. Dedim ki, tabii her, o zamana kadar hep ben moral verdiğim için insanlara alışmıştım yani o yaşlarda da. Ona da moral vermek için, aynı zamanda kendime de moral vermek için. Dedim ki, aynı bu şekilde hedeflerimizi çizdik. Hedeflerimi çizmiştim o zaman. Yani onunla beraber, eşimle beraber hedefin resmini çizmiştim. Bir ev çizmiştim. Böyle. Ondan sonra garaj çizdim, ağaç çizdim filan. Ondan sonra çocukların resmini çizdim. O zaman tabii çocuklarımız yoktu. Sonra bu şekilde resmi çizdim. Dedim ki merak etme. Hazreti Allah ne istersen veriyor. Biz de bunları bak, bunları hedefledik. Sadece istemek değil, resmini bile veriyor demiştim. Resmini çizsek bile Allah'tan isteriz. Şimdi hiçbir şeyimiz yok ama yine Hazreti Allah bize verir diye moral vermiştim. Hiç unutmuyorum. O resmi, tabii resmi çok sevdiğim için, resim yapmayı çok seviyorum. Yapıyorum da devamlı. Hatta İstanbul ikincisi olmuştum. Ahilik konusunda resim çizmiştik. Ve ondan dolayı bir şey anlatırken ya şiirle ya da resimle anlatabiliyordum. Hedefimizi de resimle bu şekilde çizmiştim. Tarihinde yazdım, imzamı da attım. Dedim bunlar inşallah gerçekleşecek. 3 tane çocuk resmi çizmiştim. Bir erkek, 2 kız. Yıllar sonra resmi albüm arasında, yani resimlerim arasında, fotoğrafların arasında hanım çıkarttı ve gösterdi bana. Dedi ki bu tarihte 1996 idi herhalde. Bu resmi çizmişsin, imza burada. Şimdiki hayatımızı anlatıyor dedi. 3 tane çocuğumuz var. Bir erkek, 2 kız. Evimiz bu şekilde, garajlarımız var. Arkada 2 tane de ağaç resmi çizmişim. Bunlar gerçekleşmiş dedi hanım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ne isterseniz Allah veriyor. Resmini bile veriyor bakın. Gönülden isterseniz, duyguyla, saf niyetle istediğiniz zaman veriyor ve gerçekleşti.